Benim adım Erden Eruç. Size Pasifik Okyanusu'ndan sesleniyorum. Şu anda okyanusun ortasında ve tek başına. O kas gücüyle Pasifik'i kürekle geçen ilk kişi olma yolunda. Kaliforniya'dan Hong Kong'a Pasifik geçişimin 3'te 2'si tamamlandı. Dünya üzerinde motorsuz ve yelkensiz bir kayıkla kendi kas gücünü kullanarak Atlas, Hint ve Pasifik okyanuslarını aşmayı başaran tek kişi olan Erden Eruç yeni bir yolculuğa başladı. 22 Haziran'da Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden yola çıkan Eruç'un hedefi Pasifik Okyanusu'nu bir kez daha geçerek Hong Kong'a ulaşmak. Eruç yolculuğunu okyanusun ortasından NTV'ye anlattı. Yiyecek ve su ihtiyacını nasıl karşılıyorsunuz? Bu güneş panelleriyle 2 adet akü şarj ediyorum ve şarj edilen akünün verdiği elektrikle benim tuz arıtma cihazım çalışıyor. Deniz suyundan tatlı su üretiyorum. Ardından o tatlı su kurutulmuş poşetlerde gelen yiyecekleri hazırlamak üzere kullanılıyor. Eruç yaklaşık 8 ay sürmesi planlanan zorlu yolculukta bir kano kullanıyor. O kano kendi tasarımı. 2 Aralık gecesi bir fırtına geldi ve kayığımı devirdi. Biraz hasar yaptı. Yedek küreklerden 2 tanesini kaybettim. Tuzlu cezerye yiyorum. Çok ilginç. O kadar da fena değil aslında. Aman! Türk doğa sporcusu Erden Eruç yolculuğuna rekor için başladı ancak tek amacı bu değil. Bu geçiş sırasında bilime de hizmet ediyorum. Şu gördüğünüz yüksek frekanslı hidrofon. Suya sallandırıyorum. 20 metre derinlikte balinaların ne yaptığını, sayılarını, nerelerde beslendiklerine dair veri topluyoruz. Eruç'un yolculuğu Hong Kong'da bitmeyecek. Aksine zorlu bir yola daha çıkacak. Hedefim Hong Kong'a varmak. Oraya vardıktan sonra Everest'in eteklerine bisikletle gidip yürüyerek ulaşmak ve bunu tırmanmak.